Efendim, artık siyasette sular iyice ısınmaya başladı. Adayları özellikle çalışmalarını hızla sürdürüyorlar ve zaman zaman da gazetemizde ziyaretler oluyor. İşte bu ziyaretler çerçevesinde bugün yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Kütahya Milletvekili adayımız Sayın Hülya Özbek Gülhan hanımefendi gazetemizi ziyaret ettiler. Ben öncelikle kendilerine hoş geldiniz diyorum efendim. Teşekkür ederim. Allah yardımcınız olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Allah razı olsun. Yoğun bir çalışma içerisindesiniz biliyoruz. Bu arada bizi de ziyaret ettiniz. Teşekkür ederim. Bu nezaketinizden dolayı Doruk Gazetesi olarak biz size teşekkür ediyoruz. Zannederim oldukça yoğun bir çalışma içerisindesiniz. Evet. Neler yapıyorsunuz? Biz bunu kamuoyuyla paylaşma adına size sormuş olalım. Öncelikle bana bu şansı verdiğiniz için teşekkür ederim. Biz adaylığı çalışmalarımıza çok yoğun başladık. Hatta ben Hülya Özbek Gülhan olarak biraz erken başladım. Yaklaşık 1,5 aydır Kütahya'mızın ili, ilçesi, beldesi tamamını geziyorum. Özellikle beldelerden, ilçelerden ilgiye hasret kalmış teşkilatlarımızla görüştük. Hatta çok olumlu görüşmeler yaptık. Onlar da Kütahya'nın gelişmesi adına adayların girişimlerine ilgiyle yaklaşıyorlar. Hatta bizleri ilgiyle dinleyip projelerimizden bahsetmemizi istiyorlar. Hizmete açık durumdalar. Kendi projelerini ortaya koyabiliyorlar. Bunu gördüm. Özellikle ilçelerimizde çok güzel çalıştık. Beldelerimize bizatihi ilgi gösterdim. Kütahya'nın gelişimi adına çok şey yapılabileceğini tespit ettim. Doğrusu ben yıllar önce üniversiteyi bitirdiğim ilk andan itibaren Kütahya üzerine düşünen bir insanım. Sanayi Ticaret Odası'nda Kütahya'nın ekonomik geri kalış nedenleri üzerine araştırmalar yapmıştım. Bu birikimlerimin üzerine özellikle siyasete atılma düşüncesi oluştuktan itibaren sürekli kendimi geliştirmeye çalıştım. Kütahya için ne yapılabilir? Ekonomik anlamda, siyasi, sosyal anlamda Kütahya'nın ne tür projelere ihtiyacı var? Ne tür bir desteğe ihtiyacı var? Bunun üzerine düşündüm. Bunu da ilçe belde gezilerimde birebir anlatmaya çalıştım. İnsanlardan takdir topladığımı fark ettim. Doğrusu ben Kütahya için önümüzdeki süreçte milletvekili olarak görev alırsam son derece faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Çünkü Kütahya artık iliyle, beldesiyle, ilçesiyle, merkeziyle, beldesiyle topyekun gelişmeye ihtiyacı olan bir yer. Evet. Ve projelere hasret. Evet. Bu hususta Kütahya için yapılacak çok güzel şeyler var. İnşallah biz bunlara imza atanlardan olabilmeyi evet. İstiyoruz. İnşallah. İlçeleri falan gezdiğinizi takip ediyoruz. Hatta bazı yerlere birden fazla gittiğinizi evet. De biz gözlemliyoruz. Evet. Tabii ki bu diyaloglar biraz da arz talep meselesi demek ki gidilmesi gerekiyordu. Ya da orada o ilçelerdekiler sizi bir kere daha görmek istedi. Evet. Şu benim için çok önemliydi. Kişisel olarak kendimi tanıtmak istedim. Evet. Yani çünkü insanımız artık birebir diyalog kurabileceği, sosyal ilişkilerde bulunabileceği şahsiyetlerle muhatap olmak istiyor. Yani bir vekil karşısında onu dinliyor mu? Ya da bu bir bürokrat da olabilir. İletişim kurulabilir bir insan mı? Bu halkımız için çok önemli. Güzel yanı halkımızın çok bu konuda bilinçli olması. Evet. Her gittiğim yerde bu konuda iltifatlar aldım. Biz anladık, gördük, sizinle iletişim kurabilecek
olduğumuzu, ulaşılabilir olduğunuzu hissettik dediler. Bu benim için çok güzel bir avantajdı. Evet. Dilerim böyle olduğunu tüm Kütahyalımız bizatihi şahit olarak Allah nasip etsin diyorsunuz. İnşallah, siz de inşallah. Onu gösterebiliyorsunuz. İnşallah. Efendim yolunuz açık olsun. Allah nasip ederse böyle bir şey gerçekleşirse Kütahya'da ilk defa bir bayan milletvekili seçilmiş olacak. Bu diğer bayan adaylarımız da var. İnşallah biz en azından sizden birisinin bir bayan milletvekilinin parlamentoda bizi temsil etmesini isteyeceğiz. Biz sizin de daha önce de bir iki farklı sohbette görüştük. Orada da gördüğümüz ve sohbetini yaptığımız şey Kütahya'da koordinasyonu sağlayacak bir koordinatör milletvekiline de ihtiyaç var. Yani belediye ile valiliğin, valilikle üniversitenin, üniversitelerle ve parlamenterlerin arasındaki koordinasyon kopukluğunu giderecek birisine ihtiyaç var. İnşallah. İnşallah siz o yapıya kimliğe de sahipsiniz. İnşallah. Biz yolunuz açık olsun diyoruz. Amin. Rabbim sizin ve memleketimiz için hayırlı olacaksa nasip etsin. Amin. Sizin Allah de farklı hesabını veremeyeceğimiz bir ömürden bizleri muhafaza etsin inşallah. 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 Kolay gelsin. Çok çalışmalarınız devam edecek. Bundan sonraki süreç devam edecek. İnşallah. Temayül bitti. Şimdi anket çalışmaları başladı. Evet, çok güzel bir şekilde geçirdik temayül sürecinde. Evet. Ben kısa bu konuda da çok ümitliyim. Evet, kısa bir süre içerisinde de Ankara'da mülakata alacaklar sizi. Evet. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel sebeplerle görüşelim inşallah. İnşallah.